Adınız nedir? Benim adım Mehmet, soyadım Sever. Bayburtluyum. Sancaktepe'de oturuyorum 2004 yılından bu yana. İlçe belediye başkanını tanıyor musunuz? İlçe belediye başkanını uzaktan tanırım, bayan hanımefendi. Kendisinden beklentileriniz nelerdir? Vallahi hiçbir şey beklemiyorum ya. Niye beklemiyorum? Sancaktepe'ye gidin belediyeye. Bütün belediyede çalışanlar hep kendi adamlarıdır. Bir tane Sancaktepe'de yani 10 tane adam bulamazsın. Sancaktepe Belediyesi'nde hizmet olarak şikayetçi olduğunuz ya da memnun kaldığınız konular var mı? Vallahi hiç memnun değilim yani. Bak bunları söylüyorum yani baba. Yani çalışanları bak, çalışanlarının %90'ı bütün AK Parti'nin kendi adamlarıdır. Yani kendi adamları olduğundan dolayı yani isterse burayı böyle gülistanlık etsin yine benim gözümde para yetmez yani. Çünkü başta adaletli bir iş yapacaksın yani. Orada 1000 kişi çalışıyorsa yani Sancaktepe'de, Samandıra'da, Yenidoğan'da, belediyede herkes kendi payını almalıdır yani. Ben niye benim çoluğum çocuğum evde niye otursun ki yani 3-5 insan var hepsi boşta yani. Biz insan değil miyiz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz biz? Sancaktepe Belediyesi'ne hizmet açısından örnek göstermek istediğiniz bir belediye var mı? Örnek gösterme istediğiniz bir belediye var mı? Yani ben Sancaktepe'de ben bir şey görmedim ki. Yani özellikle mesela bu İnönü Mahallesi, Atatürk Mahallesi. Mesela kaymakamlık binası buradaydı. Bunu kaldırdılar. Oraya götürdüler. Efendime söyleyeyim belediyeyi orada kaldırdılar. Samandıra'ya götürdüler. Asıl Sancaktepe'nin genel merkezi Sarıgazi olması gerekirken, belediyenin burada olması gerekirken belediyeyi oraya niye götürdüler? Ben bunu anlamıyorum yani. Anlamaktan zorluk çekiyorum daha doğrusu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanırım, uzaktan tanırım. Önümüzdeki hizmet sürecinde Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan bir vatandaş olarak tam olarak beklentileriniz nelerdir? Beklentilerim nelerdir? Zaten İmamoğlu kendisi burada genel Sancaktepe'de olsun, genel İstanbul'un genelinde olsun hani teyit etmiş sözler vardır. Yani başta adaletli bir iş yapacağım yani insanların iş konusunda olsun. Hani İstanbul dediğin zaman İstanbul metropol bir şehirdir. Kaynakları çoktur. Türkiye %35'ini temsil eden bir ilimizdir. Yani bunları doğru dürüst yaptığı zaman yani bunu herkes tabii ki memnun kalacaktır. Belediyeye en son neden ve ne zaman müracaat ettiniz? Vallahi belediyeye zaten bu yüzden de hiç gitmek de istemiyorum yani. Gitmek istemiyorum yani adamlar yani bize biat ediyorsan gelirsin. Biat değilsen bizden uzak dur. Son olarak kanalımız aracılığıyla Sancaktepe Belediye Başkanı'na iletmek istediğiniz farklı bir mesaj var mı? Ya belediye başkanı hanımefendiye ben bir şey diyemiyorum ki. Belediye başkanı hanımefendi zaten geldi. Belediyeyi kurutmuşlar. Belediyede bir şey bırakmamışlar ki şimdi hanımefendi bir şey yapsın, bir şey üretsin. Diyeceğim budur yani. Yani şimdi yemiş, içmiş, geçmiş gitmişler yani. Adamlar her şeyi bitirmişler. Hanımefendi ne yapacak? Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.